Merhaba arkadaşlar. Sapsız Painter giriş dersine hoş geldiniz. Bugün size arayüzü tanıtarak başlayacağım. Daha sonra içine doğru gireceğiz Sapsız Painter'ın. Sapsız Painter texture boyamak için kullanabileceğimiz son zamanlara çıkan en güzel programlardan biri. Daha önce texture nasıl boyardık? Photoshop ile boyardık. Ya da alternatif GIMP tarzı programlarla boyardık. Sapsız Painter tarzı programlar son dönemlerde çıkmaya başladı. Son 4-5 yılda vardılar. Ondan öncesinde yoklar. Bu tarz programlar bizim texture boyamamızı daha da hızlandırıyor, kolaylaştırıyor. İçerideki hazır materyallerle hızlı sonuca gitmemizi sağlıyorlar. Şimdi arayüzü Substance'ın normalde böyle değil. Şöyle reset uy diyeyim. İlk açtığınız zaman bu tarz bir arayüz geliyor karşınıza. Bunu elle düzeltebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Daha hoş oluyor. Sol tarafta kullandığımız tool'lar, altta shift dediğimiz saps'ın içine koyduğumuz her şey burada. Materyaller olsun, texture'lar, alfalar olsun. Her şey shift kısmında. Properties'a gelmeyelim şimdi. Layer ve texture settings var. Ben buraya bir tane model çekeyim. Model çekmeden neyi nasıl kullandığımızı da göstermek biraz zor olacak. Şimdi şöyle bir Blender'da model hazırladım. Buna da böyle bir UV açtım. Model iki parça. Bir tane şurada kapak var. Bir de burada işte ne diyeyim shape var. Bunu bir export edeyim ben. FPX olarak. Substance Tutorial FPX diye bunu export ediyorum. Bir de bu dersi daha iyi anlayayım diye bunun şuraları, köşeleri biraz şöyle şey yapacağım. Bevel'layacağım. Hatta şuraları şöyle bevel'layacağım. Daha yumuşak, keskinden daha yumuşak bir görünme geçecek. Şu şekilde. Bizim modelimiz sapsızsa nasıl bu hale gelecek göreceksiniz. Kapısıya bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi aynı model. Ben sadece kenarlarını bevel'ladım. Aynı model. Bunu da export diyorum. Masa üstünde bu arada export diyorum. Sonra alt tire high yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra modelimi Substance Painter içine çekeceğim. Önce normal modelimi çekiyorum. Ben 2K çalışacağım. Buradan çözünürlüğü seçebiliyorsunuz. DirectX mi, OpenGL mi çalışacağınıza karar veriyorsunuz. Ben OpenGL'de çalışıyorum ama genelde DirectX çalışanlar da var. 3D Max kullananlar genelde DirectX tarzı gidiyor. Hatta ben OpenGL'de takılıyorum genelde. Arasındaki farkı internetten yazıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Biri ters, biri düz tarzı muhabbeti var. Bazı render programları DirectX, bazı OpenGL. Udims tekstür kullanıyorsunuz bu diye soruyor. Bu Blender'dan Udims olarak alabiliyorsunuz tekstürü. Ama biz kullanmadığımız için bu seçeneği seçmiyoruz. Burası önemli değil. Direkt ok dediğiniz zaman modeliniz geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi köşeler keskin. Ben demin bevel verdim. Ama low poly modele vermedim. Onu high diye kaydettim bevel diye. Biz bu detayı tekstür üzerinde vereceğiz modele. Buradaki köşeleri çok poligon tutmayıp texture üzerinde çözeceğiz muhabbeti. Hatta low poly'sini de yanına exportlayalım. Buradaki detayları bunun üzerine verecek. Bu keskin olması hiçbir anlam ifade etmeyecek bizim için. Böyle yumuşak bir görüntü elde edeceğiz. Hemen girelim. Ufak bir arayüz düzenlemesi de yapalım. Ben genelde shift kısmını şu sol kısma yapıştırıyorum. Daha kullanışlı oluyor. Bu artıdaki alan büyüyor. Burada layers kısmıyla şunları birleştiriyorum.
Layers'ı en sol alayım. Texture set bir de bu var. Bunları yanına alıyorum. Genelde şöyle bırakalım. Şuraya bırakayım. Bu tarz bir düzenleme ile gidiyorum. Size tavsiye ederim. Orta biraz daha geniş ve uzun kalıyor. Burada da kullanacağım şeyler var. Şu kısmı çok kullanmazsınız. Burada materyalleriniz geliyor. Üzerinde materyal yoksa sabit bir materyal veriyor buna. Biz buna diyelim ki işte tüp. Sici. Fight. Tüp diyelim. Bunu böyle exportlarken bu isimde exportlayacaksınız. Material texture'u. Şimdi burada base color, metallic, roughness, normal ve height map'leri var. Bunlara göre şu an bunun üzerinde işlem yapacağız. Gördüğünüz gibi burada da bunlar açık. Ekstra bir map ekleyeceğimiz zaman mesela opacity yapacağız. Buradan açmamız lazım. Buraya geliyor. Buradan açmazsak gelmez. Şu kapakta içini göstermesi için opacity kullanmayı düşünüyorum. O yüzden şimdi eklemeyeyim, onu kullanacağımız zaman ekleriz. Bir bake kısmına geçelim seriden. File'de pek bir şey yok. New, Open, Region, işte önceki dosyalar, çalışmalar. Buradan Substance içindeki örnek hazır modelleri açıp da kaplayabilirsiniz ya da kaplamalarına bakabilirsiniz. Save'ler kısa yani şeyler, save template, bunları çok kullanmadım ben. Export ederken export texture'ı kullanıyoruz. Texture'ı export etmek için. Burada kendiniz şey de hazırlayabiliyorsunuz, çıktı ayarlayabiliyorsunuz. Output template'ten burada kendimize göre bir çıktı ayarlamayı da yaparız ders olarak. Şu anlık mesela burada ne olarak exportlayacağını gösteriyor. Ben bu şekilde exportlarsam bana base color, height map, metallic, ambient occlusion, normal, normalin OpenGL'i ve roughness'ı verecek. Ben OpenGL çalıştığım için şu an bu normal'ı boş verecek. Sadece OpenGL kısmını dolu verecek eğer normal'a bir şey eklersem. Bazı arkadaşlar şey soruyor mesela, böyle height ile alpha map basıyorlar. Normal map'te çıkmıyor bu alpha. Bunu nasıl yaparız diye soruyorlar. Onlara da şöyle söyleyeyim. Buradan PBR Metal Roughness olarak exportlarsanız base color metallic normal roughness veriyor size. Ekstra başka bir şey yoksa. Burada normala height map'inizi normala birleştiriyor. O yüzden detayları normalin üzerinde gözüküyor. Ben bunu birazdan size daha detaylı anlatacağım. Daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burayla bir işimiz yok şu an. Export etmeyeceğimiz için, ama hızlıca göstereyim dedim. Burada işte Unity için çalışanlar Unity'leri seçebilir. Unreal için çalışanlar, Vira için çalışanlar. Yani çalıştığınız şeye göre de export alabiliyorsunuz. Ya da direkt dosyada çalıştığınız programa göre açabiliyorsunuz. Ben standartta bıraktım. Genelde standartta çalışıyorum. 2K çalıştığınız 4K export da alabiliyorsunuz. Öyle seçenekleri de var. Bunlara da sonra değiniriz. Burada list of export'ta ne çıktı alındığını bakmanız lazım. Görmeniz lazım. Önemli bu. Bazen emisivleri falan koymaz. Koymuyor. Sizin kendiniz elinize burada beklemeniz gerekiyor. Bu kısmı da geçelim hızlıca. Bake mesh map diyorum. Şöyle geldim. ID kısmında ya da şöyle sırayla gidelim. Burada selection'da bizim şu anki bir tane texture materyal olduğu için bu seçili. Farklı materyaller olsa onlar da burada gözüküyor. İsterseniz tikini kaldırıp sadece bir materyal üzerinde çalışabiliyorsunuz. Ya da hepsini aynı anda bekleyebiliyorsunuz. Burada output size'da ben 2K alacağım. Hem derste izleyeyim diye hem de daha hızlı olsun diye. Bilgisayarım 4K üzerini kaldırmıyor şu anlık. Çok fazla. Çıktığı 4K alıyorum ama orası ayrı bir konu. Burada High mesh'imizi seçiyoruz. Ultra High. Bunu Ultra High kaydetmemin sebebi burada Ultra High. High Polygon Mesh Suffix kısmında High yazması. Buraya da ne yazıyorsa aynısını sonuna ekleyin, size de öneririm. Bu modelin işte uzaklıkları falan, bunlar şu an önemli değil ama kısa bir tüyo vereyim. 0025'te güzel sonuçlar aldırır. Ama siz standartında bırakabilirsiniz denemek için. Antaliyazın kısmı, bunu 8'de almanızı öneririm.
ama çok kasar diye ben şu an 4'te alacağım. Çok da önemli değil. 4 ile 8 arası çok fark etmiyor sizin için ama 2K'da almayın. 2'de almayın genelde. Match kısmı match kısmı by match name dediğimiz zaman mesela tek obje olduğu için çok etkilemez de bunu. Gerçi iki tane obje var. Kapı var. Bir de tüp var. By match name kısmında mesela biz bake ettiğimiz zaman bu high modelden low modele bir şey aktarıyor. Bu kenar detaylarını aktarıyor ama by match name yaparsak yapmazsak mesela bunların arasındaki şu boşluklara da ambient occlusion detayları, curvature'lar işliyor. Bunları işlemesini istemiyorsak yani bu sanki bir boş havada duruyormuş gibi bake alsın istiyorsak burada by 5'teyim demek gerekiyor. Ben always diyeceğim. Aslında şey de yapabiliriz. Hani siz bunu deneyin. Bir by mesh alın, bir de always alın. Arasındaki farkı görün. Yani bununla bunun arasındaki temas diyelim. Always olursa temas ediyormuş gibi bu aralara ambient occlusion girecek. By mesh dersek aralara hiçbir şey yapmayacak. Material color'dan mesh ID ve random diyorum. Bu iki model ayrı olduğu için mesh ID ile bunları ayıracağım. ID map'lerde farklı map verecek, renk verecek. Ambient occlusion kısımlarını geçiyorum. Curvature kısımlarını geçiyorum. Buralara pek bir işlem yapmaya gerek yok. Standardında alın. Neyse standardı. Bu şekilde alın. Çok kurcalamanızı önermiyorum. Çok derinlemesine bir proje yaparsanız o zaman buraları araştırıp bakın. Ama basic kullanımda şu an hiç buralara bakmanıza gerek yok. Bakın. B kaldığım zaman burada şimdi hem ambient occlusion'ı hem high polygon modelimizin ambient occlusion'ı alıyor. Hem de kendi arasındaki modellerdeki etkileşimi alıyor. By mesh name dediğimiz için yok. Always dediğimiz için by mesh name desek tam tersi kendi kendine bir ilişkide olacak. Şimdi bitti. Görünümü görüyorsunuz. Yumuşaklığı kenarların. Biz high poligonda ne yaptıysak o detayı buraya işledi. Şu model şunun gibi gözüktü. Yani texture üzerinde böyle ambient occlusion'a bunları işlediği için curvature'lara layer kısmına şunu bir sileyim. Şimdi burada shift kısmında smart materyallerimiz var. Bunları Substance Shear'dan da indirebilirsiniz, free olanları. Parları var, free'leri var. Substance Shear'da genelde free. Şuraya yazalım. Shear. Buradan free olarak indirebilirsiniz smart materyalleri. Hatta smart maskeleri de indirebilirsiniz. Materyalin çok fazla yok ama şu smart materyaller var. Substance Shear'dan bunları indirip kullanabilirsiniz. Güzel şeyler var burada.
Biz bunu mesela CGI Türk dedik. Ya CGI mesela şöyle bir herhangi bir atalım. Bugün güzel bir boyamadan daha çok detayına, şeklini, o tarz şeylere değineceğim. O yüzden herhangi bir güzel duracak bir şey bulalım. Şöyle bir tekşür. Tam UV'ni kesme yerinden biraz belliydi kendini ama arkada kalıyor. Şuraya da bir cam materyali ekleyelim. Bunun içinde olan glass var hazır. Şunu ekledim. Mesela ben bunu nasıl bunu yedireceğim? Bunun 2-3 yöntemi var. Burada Black Mask kullanacağım. Black Mask'i seçip şuradan poligon fili seçip şurada mesh fili seçersem bu ayrı model olduğu için bundan çıkardığımız için bunu ayrı görmüyor. Bu tarz durumlar için de demin ID map almıştık. Bu modeli bundan ayırdığımız için şöyle rengini seçeceğim sadece. Color Selection, bunu tekrar göstereyim. Black Mask değil de şuradan Color Selection diyorum. Add Mask with Color Selection. Buradan da Pick Color'dan geliyorum. Rengi seçiyorum. Buraya cam ekliyor. Peki ben bu camı nasıl saydam yapacağım? Demin burada bahsetmiştim. Buradan map eklemeniz gerekiyor. Opacity map'i ekledim. Opacity map'i ekledim ama hala saydam değil. Buradan Shader Settings kısmından PBR Metal with Alpha Blending seçmeniz gerekiyor. Şu an opacity geldi aslında. Ama bizimkinin içine ışık vurmuyor. Şöyle yapalım. Glass'ı girelim. Opacity'sini biraz daha düşürelim, anlayın. İçerisi karanlık olduğu için çok gözükmüyor ama şuradan anlarsınız. Böyle bir şey yaptık. Kısa yollardan bahsedeyim kısa, hızlıca. F1'e basarsanız bu iki pencere görünümüne geçer. F2'ye basarsanız bu viewport görünümünde kalırsınız. F3'te tekşürünüzü gösterir size. Bunları buralardan da yapabilirsiniz. Ben direkt kısa yol kullanıyorum. F1, F2, F3. F4'te bu pencere arasında geçiş yapmanı sağlıyor. Sağ sola falan koyuyor. Çok da önemli değil aslında ama belki farklı açılarda görmek ister siz diye. F2'ye geri geldim. F6 ortografi görüntüye geçer. Böyle tam bir açıda bakmanızı sağlar. F5 perspektiftir. Geçenlerde bir şey fark ettim. Burada particle kısmında bir şeyler ekleyebiliyoruz. Bunları sadece perspektifte ekliyor arkadaşlar. Ortografikte eklemeye çalışsanız eklemiyor. Hata veriyor. O yüzden hani neden olma tarzı şeyler sormadan önce ben size söyleyeyim. Buna sadece perspektifte ekliyor. Ortografi geçtiği zaman eklemiyor. Ben bunu daha önce çok sorun yaşadım, niye eklemiyor diye. Daha siz hata yapmadan söyleyeyim dedim. Mesela şuradan vuralım böyle lazeri. Mesela bunları bir şimdi kapatayım. Bir tane klasör açayım. Buraya diyelim ki metal base. Bunun maskesini yine renkle seçtiriyorum. İşte buna verecekmişim rengi. İçine girdim. Bir tane fill layer atalım içine.
Rengi ne olsun? Şöyle koyu bir gri olsun. Buradan opacity'sini kapatayım. Color'u açayım. Alta basarsanız sadece onu da metal alt tıkladım. Bastım sadece metal açılır. Color'a tıkladım. Metal verelim biraz. Yarı yarıya metal olsun. Nokta 5 diyelim. Roughness verelim. Yarı yarıya bundan nokta 5 diyelim. Şöyle bir şey elde ettik. Bu beige rengimiz bu olsun. Ben bunun üstüne detay işleyeyim şimdi. Detay işlemek derken mesela bir fill layer da aktardım üstüne. Burası smart materyallerle mesela ney verelim? Sun Fade üst tarafına sanki güneş vurmuş gibi. Şimdi buradan global balance'ını düşürdüm. Şu şekilde mesela. Hani burada bir renk geçişi yaratabiliriz ya da mesela şöyle bırakalım. Yine buna color verelim sadece. Color da bunun biraz açı olsun. Şöyle. Metali biraz daha metalik, roughness'ı biraz daha roughness gibi yapsak. Şöyle yapmamız lazım. Hafif ıslak etkisi falan yaratabilir. Bu rengini biraz daha açabiliriz. Bir tane daha mesela vereceğim. Tam üstüne her yerine gelsin. Bu arada burada klasöre verdiğimiz için fark ettiyseniz buna vermiyor hiçbir şey. Mesela ne diyelim? Surface Rust ekledim. Şu arkayı bir toparlayabiliyor muyuz? Ona bakayım. İlla buradan neyse rast ekleyelim buna mesela. Nasıl rast ekleriz? Color kısmına rast yazılıp şu şekilde bir şey ekledim. Şimdi buna biraz detay verelim. Metaline girelim. Kapalı olsun. Roughness'ı zaten hiç olmasın. Roughness'ı da kapattım. Rust color'u biraz açabiliriz. Height'ına girdim. Şöyle içine doğru çok az bir height verdim. Mesela şu kısımları ben elle de düzeltebilirim. Bu maskesine tıkladım. Sonuçta bu maskeden dolayı bunu veriyor. Maskeye sağ tıkladım. Paint layer ekledim bir tane. Bu paint layer'a fırçamı seçerek bir de brushlarımdan bir tane brush seçeyim. Mesela şurada dörtler olacak. Bunu seçtim mesela. Beyaz ya. X'e basıyorum. Bunu siyah yapıyorum. Burada paint layer'ım seçili. Bu şekilde boyayıp aradaki şeyi götürebiliriz. Hatta biraz fırçamızı büyütelim. Biraz da flow kısmını düşürelim. Şurada görüyorsunuz. Şöyle. Buraya da elle de verebiliriz aslında. Şöyle silelim. Şimdi bazı yerlerde çok abartı oldu bu sanki. CTRL ile basarak sağa doğru mouse'umu basılı tutup sürüklersem flow'umu arttırır. Biraz da fırçamızı büyütelim. Fırçayı da hardness'ını mesela CTRL ile sağ klik yukarı yaparsak hardness'ını azaltır. CTRL ile sağ klik sağ sol yaparsam büyütüp küçültür. Bunun
Şöyle. Biraz boyayalım. Mesela şimdi şunları sileyim hatta ya. Biraz kalsın da şu ikisi silip elle yapmaya karar verdik farz edelim. Hatta bunu da sil. Tamam. Şimdi bir tane daha filleri ekleyelim. Buna da mesela ne verelim? Buna yine black mask verelim. Yok, buna jeneratör verelim. Bir tane jeneratör ekledim. Jeneratörde 4 değil de Metal Edge 1 olsun. Şu köşelere bir şeyler yapalım. Şimdi wear levelini mesela şöyle bir şey yaptık farz edelim. Bunun rengini siyah ya da şöyle gri yapalım yine. Metali aç, rakmus aç, rakmus kapa. Nokta 5, nokta 5. Opacity normal kapa. Hate'i çok arttırsak. Mesela renk kısmında da çok az açıp bırakmış böyle kalsın. Metali de biraz açalım. Şöyle bir şey yaptık. Şimdi ben buna biraz detay ekledim. F6 ile perspektife geçtim. Mesela bir tane fill layer aldım. Bunu şu en alttakinin bir üstüne koyayım. Buna black mask verdim. Bu alfa basacağım. Alfa ile detay vereceğim. Bugün alfa ile detay vermeyi göreceksiniz. Düz bir açıdan bakıyorum. Burada alfalardan bir tane seçelim. Bunları kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Siyah, beyaz, kare şeklinde. Mesela buraya çat diye bastığım zaman en son brushlarla oynadığım için bunun brush ayarları değişti. Şimdi şunları size follow pet kısmının altındakileri düzeltiyorsunuz. Böyle basabiliyorsunuz. Bir de flow'umuzu arttıralım. Mesela bastı. Bir şey daha ekleyelim buraya. Böyle durmasın. Şöyle bir panel ekleyelim. Arka kısmına gelelim. Bunlara bir şeyler daha yapacağım çünkü. Mesela şunu ekleyelim. F5'e geri bastım. Bunu sadece hate'ini açayım. Bastım biraz hate'ini. Mesela şu şekilde bir detay girdim. Color kısmından da şu sarımsı bir şey mi yapsak? Mesela maskesine sağ klik yaptım. Enter point dedim. Sonra burada detail dedim.
Fark etmez. Buraya herhangi bir isim verebilirsiniz. Hatta bu layer'a da detaylı diyelim. Bu burada tamam. Bu bazı kullandığımız smart maskelerin özellikleri olarak mesela bunda yok büyük ihtimal. Aynen bunda yok. Şunda vardı sanırım. Micro details. Aynen. Bunun Rust'ınki ne var? Bunda true diyorum. Micro 8 normal'a. Burada micro 8 normal diye iki tane şey geldi en alta. Bunlara detaylı seçiyorum. Benim deminki buna verdiğim şeyleri bunların içine de verdi. Bitti mi? Bitmedi. Şunda da var. Asıl önemli olan buydu zaten. Bunda da açalım mikro şeyleri. Mikro details. Burada tıklamamız lazım arkadaşlar. Properties'ini açmak için. Mesela seçelim. Mikro height'i seçelim. Bundan normal'i seçmeden height'i seçsek sadece ne yapıyor? Keep alpha, keep extra. Extra alpha desek dışlarını sadece. Aynen. Şöyle dışlarına verdi bu sefer. Böyle ortalıyor galiba. Bu keep alpha. Extract desek. Burada ayarlayabiliyoruz gerçi. Keep alpha diyelim. Nerede? Micro details kısmında normal false diyelim. Mesela. Şu yazıya göre ayarlayalım aslında. Biraz yazımızda okunsun. Şimdi metal basic dursun. Buraya bir tane klasör açayım. Glass diyelim. Buna yine color selection diyeceğim. Ve bunu seçeceğim. Bunu alt aldım. Fill attım bir tane içine. Fill'de opacity şöyle yapacağım. Ama bunu color selection'da sadece bunu seçtireceğim. Bunu neden yaptım? Çünkü şöyle bir şey. Export edince hepsini mi? Belki. Ne olur ne olmaz. Şunun içine bir tane de filler atıp en altını alıyorum. Bu şeyin içine. Opacity 1 olarak bırakıyorum. Bunu bake ederken opacity map'i full hepsine atmasın diye yaptım. Bunun içine koydum. Bu en alttaki. Opacity. Kaydetsin hızlıca. Tamam. Filler glass base diyelim. Bir tane daha filler çağırdım. Bunun opacity'sini .5 dedim. Şöyle biraz düşelim. Rengini düşelim. Rengini siyah yakın yapınca şöyle gri bir şey olsun. Metalini aç full. Roughness'ını açalım. Height'e gerek yok. Normal'a gerek yok. Şimdi bir tane hemen boş blur da attım. Smart maske'ye girdim. Şuradan
Şöyle opacity ayarlayalım. Bırakmasına gerek yok. Bir tane daha atalım. Mesela bunun sadece opacity'sini şöyle yapıp bir de color versek. Bir tane de böyle black mask verip buradan tool'lar var. Tool diyorum, particle. Particle'da cam kırılma var. Bir tane. Broken glass. Biraz ayarlamak gerekiyor tabii. Şekilde bir şey iş görür. Mesela. Son olarak metal kısmına gireyim ben. Son ufak detaylar vereyim. Şu en üstten bir tanesini aldım. Black Mask dedim. Buraya bir alfa basalım. Bir daha. Şeyde kaldığı için tabii brush'ı geri geçiyorum. Şunu şöyle basalım. Ama bunu tek şuradan da basabilirsiniz. Mesela. Tek şuradan basarken genelde UV ve tek şur kısmını kullanırsanız
Şuradan da 180 desek. Mesela sadece color ve color siyah yapıp paint basalım. Şu şekil. Bunu da mesela detaylı indirebilecek miyiz ona bakalım. Entry point diyelim. Detail desek. Detailik diyelim. Mesela bu neredeydi? Detail deyip şu en alta alalım. Birini normaldan birini şeyden alsa normaldan aldığında pek bir şey vermeyecek normal basmanız için. Nasıl çözeriz bunu? Neyse bunlara da vermesin biz bunları kendimiz çözelim. Buradan rahatlısını kapatalım. Metalik kapalı. Fill diyelim. Procedural'dan da bu şekilde bir şey yapabiliriz. Buna emisi verdik mesela. Emisi daha da şey yaptıracaktır. Şimdi ragnusunu kapatmıştık. Bunun ragnusu aynen böyle kalsın. Yani emisi muhabbeti. Şimdi bunun altına ben bir de altlık yapmıştım şura. Mesela buradan alıyor bu derinlik şeyini. Bunun fill diyeceğim biraz. Filter. Bevel değil de blur vereceğim biraz.
Çok az bir şey daha böyle genişletmiş olacağım. Şöyle hatta. Şimdi daha iyi. Export texture diyorum. Ya bence teknik olarak bitti şu an. Bir derste eksik kaldığım yerleri söyleyin. Neleri anlatmadığımı söyleyin. Bir dahaki derste onlara değineyim. Ama basit olarak bu arkadaşlar Substance Painter. Bunu mesela export texture diyeceğim. Buradan export diyeceğim yeri seçeceğim. Modellerden diyelim ki CG Fit Tube. Buna texture diye seçelim klasörü. Burada ben üstte de PBR'ı seçiyorum. Bunu da 4K seçeceğim. Diffusion'u seçeceğim. Bakacağım burada ne var? Base color'u var. Emissive var. Metallic var. Normal. Occlusion. Roughness. Bir tek opacity eksik. Değil mi? Aynen opacity eksik. O zaman şu alttakini seçsek ne veriyor? İşte biz bunu exportlayalım. Bu neydi? USD PBR Metal Roughness. USD PBR Metal Roughness nerede? Buraya bir tane gray diyelim ve opacity şuraya atalım. PBR metal rahatlısı. Mesh texture set opacity diyelim bir de. Aynı onlar gibi isim vermiş olduk. Bunu kaydetme var mıydı ya? PBR metalik PBR Opacity buraya geldi. Emissive var. Base color roughness. Tamam. Hepsi geldi. Ama PNG istemiyorum. JPEG alalım. 8 bit tearing. Diffusion seçelim. PBR Metallic Roughness exportlayalım bakalım. Base color, emissive, heatic, metallic, normal, opacity, roughness bize yeten mapler. Exportu bitti bunu. Şimdi bunu atmamız gerekiyor. Shading'e gelelim.
Neyse bunu bir daha açalım. Blender kafayıydı. %91'de bakalım. Aslında model bitti. Texture'da nereye atacağınızı gösterecektim. Tema olarak model böyle. Yani model diyorum. Texture'u böyle bitirdik. Şuradan open deyip açalım. Aa. Sorun ne acaba? Şöyle yapalım. Modeller. Şöyle göstereyim size tek şuraları. Base color'ı böyle çıkarıyor. Emissive. Evet, metalik. Normal. Normal'a bas dediğim gibi hepsini. Rockness. Bunu da hızlıca bir gösterecektim burada. Bir rank weight isimden dolayı mı yapıyor ya? Şurada masaüstü olması bunun ismi. Şöyle yapalım. Hemen şunun içine göstereyim modeli. Şimdi bizim teşhirimiz nerede? CGI tüp. Albida şu. Normal. Height. Roughness. Metalik, emissive, bu opacity'miş, occlusion nerede? Bunun ise occlusion almamışız. Kapatalım. Transparency'den cut out, litter diyeceğim. Ve opacity'mi de buna ekleyelim. Sky'ımızı da değiştirelim. Ya da biraz kısalım. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane de render alalım.
Tracing açık olduğu için biraz yavaş aldı render'ı. Sonuç bu. Bir saatte bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Bu hate'i kapatmak gerekiyor galiba ya. Sonuç. Ve burada düşünün, Subsys Painter'ın dışında hiçbir şey kullanmadık aslında. Bir alfalar belki. Geri kalan her şeyi elimizle kendimiz yaptık diyebiliriz. Yani illa smart materyal kullanmaya da gerek yok. Bugünlük bu kadar. Eksik kalan bir yer varsa belirtiniz. Abi şurayı anlatmamışız. Şöyle şunlar nasıl olur falan tarzı. Cevaplamaya çalışırım hepsini. Discord kanalımızda da bekleriz hepiniz arkadaşlar. Burada da arkadaşlarımıza sorabilirsiniz. 3D Akademi'de. Herkese kolay gelsin şimdiden.